Servislerde bilgisayara takıp falan söndürüyorlar. İşte oradan bir rant elde ediyorlar. Biz bunları bilgisayara takmadan kendi ekranlı bilgisayar olarak kullanıyoruz ve o şekilde söndürdük. Şu an motorumuz da gayet güzel bir şekilde girdi. Şimdi arkadaşlar hani diyorlar ya işte fırsatçılar vesaire şudur budur. Şimdi arkadaş bu motoru mesela 145 bin lira almış. Motor 50 kilometrede. Üzerinde ne var? Kaspa çanta var. Koruma demiri var. Tur camı var. Bilmem şu var bu var. Yani normal çok da uygun almış. Ben de dedim 150 liraya ben sayarım dedim mesela. Ne yaptım? Honda Forza'yı vermeye kalktım. Üste 100 lira ver dedim. Al Honda Forza'yı al dedim mesela. Yani burada asıl yaptığımız konu şu arkadaşlar. Şimdi bu tarz motorlar aldığımız zaman yani diyoruz ya bindikçe kar ettiren hem biniyorsun hem kilometre yapıyorsun hem de zarar etmiyorsun. İşte bu Honda'ların farkı bu arkadaşlar. Mesela bir usta olarak biz mesela ne yaptık? 150 liraya almaya kalktık mesela adam motorunu. Niye? Hem 5 lira kar yapmış oldu hem de bindiği yanına kar kaldı. Veya pişman olduğunu düşün. Ya ben bunu nereden aldım demiş olsa bile yine zararı yok. İşte Honda'nın farkı bu arkadaşlar. Bu farkı herkes anlayamaz. Bu farkı ne zaman... Arkadaşlar, motosiklet felsefecisi Ruysa kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar, bugünkü konumuz nedir? Bir motosiklet aldık, binemiyoruz. Aradan bir sene geçti, iki sene geçti, altı ay geçti. Şimdi bir de bu çıktı gündemde. Ne çıktı arkadaşlar? Motora binmesem bile adam diyor ki yıllık bakımı yapılacak. Sıfır motor almışsın, binmemişsin. Binmediğin halde bir telefon geliyor. İşte diyor filanca filanca tarihte bir motor almışsınız. Motorunuz duruyor mu? Duruyor. Bunun bakımı gelmiş diyor. Lan ne çabuk geldi bakımı. Binmedim motora. Binmesem bile ne yapıyorlar arkadaşlar? Şu an globallaşmış dünyada yağını değiştiriyorlar. Bu acaba gerekli mi, gereksiz mi diye soru işaretleri var. Bu soru işaretlerine ben şimdi bir motosiklet felsefecisi olarak gereksiz desem bu sefer ne yapıyorlar? Beni topa tutuyorlar. Ya sen mühendisten iyi mi biliyorsun? Sen Japonlardan iyi mi biliyorsun? Dedikleri için ben de diyorum ki getirin değiştirelim. Motorumuz 50 kilometrede. Ne? PCX 125 ABS'li yeni kasa. 50 kilometrede arkadaşlar. 50 kilometrede yağını değiştireceğiz. Şimdi diyeceksiniz ki ya 50 kilometrede yağ mı değişir? O zaman arkadaşlar niye o zaman bu servisler bizi telefonla arıyor? Diyor ki yıldan dolayı yıllık bakımı var. Peki yıllık bakımında neler yapılıyor? Mesela servis manuelüne göre ne yapılıyor? Hiçbir şey yapılmıyor. Alttan yağı boşaltıyorsun, üstten koyuyorsun, paranı alıyorsun, hadi eyvallah diyorsun. Keşke herkes yıllık bakıma gelsin. Zahmetsiz iş. Yani yüzeysel kaymak işi. Fakat biz ne yapıyoruz arkadaşlar? Yıllık bakıma da gelse, yağ değişimine de gelse, yağ değişimine, yıllık bakıma sadece yağ ücreti alıyoruz. Yani yağ değişim ücreti. Orada da ne? Çok ufak da bir katkı payı alıyoruz. Yani bugün yağ değişimi atıyorum kaç para? 300 lira yağın fiyatı. 200 lira da bir işçilik alıyoruz. 500 liraya işi bitiriyoruz yani. Ama servise gitsen ne yapıyor arkadaşlar? Yıllık bakımında 1000 lira servis ücreti alıyor. Artı 300 lira yağ değişimi 1300 lira alıyor. Biz bunu minimize ediyoruz. Yani aslında bunu bile almamamız lazım da. Yani alıyoruz. Niye alıyoruz? Çünkü lift alıyoruz. Sağını solunu kontrol ediyoruz. Aküsünü kontrol ediyoruz. Suyunu kontrol ediyoruz. Selini kontrol ediyoruz arkadaşlar. Böyle bir durum var. Bundan dolayı da ne yapacağız arkadaşlar? Yıllık bakımlara dikkat edeceğiz. Burada motorumuz Honda olur, Yamaha olur, Vespa olur. Ne olursa olsun. Fakat bu yıllık bakımlarda da dikkat etmemiz gereken hususlardan birisi şu. Çıkan yağı ölçmemiz lazım. Ne kadar yağ çıkacak ona bakacağız arkadaşlar. Bu motorlarımız normalde 700-800 mililitre yağ alır. Şimdi ne yapıyoruz? 700-800 mililitre yağ aldığı için arkadaşlar süzgeç filtreyle beraber söküyoruz. Hocam bu tarafa gelelim. Şimdi süzgeç filtremiz nerede? Şurada arkadaşlar. Biz genelde bütün bakımlarda özellikle PCX'lerde süzgeç filtreden boşaltıyoruz. Süzgeç filtremizden yağın analizini yapacağız. Durduğu yerde bir motor ne kadar yağ eksiltmiş, acaba ne olmuş, kararmış mı, siyahlaşmış mı ona bakacağız. Evet, şimdi şurada bir süzgeçimiz var arkadaşlar. Süzgeç filtremiz bu. Şu şekilde yağımıza bak, daha pırıl pırıl. Sanki var ya beni değiştirme ne olur acı bana der gibi. Ama ne yapalım? Yani prosedür bunu gerektiriyor. Gereksiz yere yağ değiştiriyoruz arkadaşlar. Tabii bunu ben niye söylüyorum arkadaşlar? Yıllarca ben bazı şeyleri anlatmaya çalıştıkça anlamadı insanlar. Niye anlamadı? Ya şuna gerek yok, buna gerek yok dedikçe prosedür çıkardılar. Mesela Honda'da yağ değişim kilometresi 4000 iken öyle bir zaman geldi ki
Honda bile ne yaptı? 2000'de bir yağ değiştirmeye başladı. Ya böyle bir saçmalık olur mu? Zaten yağ 1000-1500-2000 kilometrede moleküllerinden ancak ayrılıyor. Ben mesela kendim kullandığım dönemlerde 5000 denedim, 6000 denedim mesela. Motoruma bir şey olmadı. Niye? Kuru debriyaj, ıslak debriyaj değil. Yağ sadece motorun mekanik aksamında işe yarıyor. E bu yağ ne olacak yani? 1000'de 2000'de yazık günah değil mi? Bak şöyle baktığımız zaman yağa gel hocam. Sanki dün koyduk bugün yağ değiştiriyoruz gibi bir imaj verebilir. Fakat bu rodaj yağısı. Fakat şimdi bu böyle olmuşken bütün yetkili servisler aile sattığı motorlarda diyor ki yıllık ya 6 ayda bir diyor geleceksin ya da diyor yıllık bakıma geleceksin diyor. Bu Vespa'da da yapmış, onda da yapmış, bunda da yapmış, şunda da yapmış. Her sene senin kanını emiyorlar. Niye? Yarasa sistemi devreye girdi arkadaşlar. Yarasa da ne yapıyor? Veya sivrisinek sezonu açılınca ne yapıyor? Durup dururken kim de kan fazla geliyor onun kanını emiyor ya. Şimdi Honda da fazla satıldığı için Honda da dayanamadı artık. Dedi herkes öyle yapıyor. Bir de ben deneyeyim dedi. Ve tuttu arkadaşlar. Nasıl tuttu? Her 6 ayda bir bakıma gidiyoruz gereksiz yere. Her 2000 kilometrede bir yağını değiştiriyoruz. Her 4000'de bir değişmesi gereken yağı. Bu sefer dedi ki kuryeler çok kullanıyor. Bunlar diyor işte diyor sıcak şeyde kullanıyoruz. Hiç dur kalk yapmıyorlar falan. Şudur budur. Ya böyle bir saçmalık olur mu? Ben motoru aldım. İster kuryelik yaparım. İster işime kullanırım. İster uzun yol giderim. İster kısa yol giderim. Burada kilometreyi baz alacak olursak normalde bir motorun yağısı 4000'de bir değişmesi lazım ama gel ve lakin 2000'de bir yağ değiştiriyorlar arkadaşlar. Bunlar yoruma açık. Ben ne desem boş diyorum. Kısa bir ara veriyorum. Evet arkadaşlar yağımızı sonuna kadar aldık. Şu an çıkan yağı ölçeceğiz. Şöyle tut hocam. Ekran size de beni çeker. Elini bastığın zaman ekran gelir diyoruz. Şimdi arkadaşlar çıkan yağları yeni motorlarda ilk defa değişenlerde ölçeceğiz. Niye? Fabrikasyon ne çıkıyor? 50 kilometrede motor ne kadar yağ eksiltmiş mesela onu ölçelim. Şu an çıkan yağa bakıyoruz arkadaşlar. Zır orijinal bir yağ çıktı. Rodaj yağısı. Evet. Yıllık bakımda arkadaşlar, yıllık bakımda hani yağlar değişiyor diyorlar ya. Yıllık bakımda ne yapılıyor? Yağısı değişiyor, kontrolleri yapılıyor. Aküsünün şarjı kontrol ediliyor. Gerekirse aküyü şarja bağlayacağız şimdi. Şimdi ne kadar yağ çıktı? Fabrika ne kadar yağ koymuş? 850 gram yağ çıktı arkadaşlar, 850 mililitre. 50'de içinde kalsa 900, 100 mililitre fazla koyuyorlar demek. Ama bunun orijinali zaten 800-850 mililitre. Biz 50 mililitre eksik koyuyoruz normalde. Daha rahat gitsin diye. Şu an çıkan yağa bakıyoruz arkadaşlar. Motul bidonunu da ölçtük. 800-850. Şurası 900 olduğuna göre 850 mililitre. Hani zeminden dolayı bir şey var desek şöyle tutsak. 850. 850 mililitre yağ çıktı. Hiç yağ eksiltmemiş ya. 50 kilometrede insan bir yağ eksiltir. Yok. Niye? Eksiltmiyor arkadaşlar. PCX olduğu için eksiltmiyor. PCX kırmızı çizgimiz. Biri öyle yazmış. Bu ustanın diyor PCX kırmızı çizgisi diyor. Şimdi diyor bu yorumlara diyor şunu yazar bunu yazar. Ya bir şey yazmamıza gerek yok ki. PCX gerçekten kendini kanıtlamış bir motor. Şimdi süzgeç filtreye baktığımız zaman süzgeçe. Evet süzgeçimizin içinde ne var? Hiçbir şey yok arkadaşlar. Hiç. Bir tane taş, talaş vesaire yok yani. Şimdi şu süzgece bakıyoruz. Bunun içine bakıyoruz. Bunda da en ufak bir tas talaş yok. Ama biz bunu yine de ne yapacağız arkadaşlar? Şöyle bir havayla şöyle temizlemiş olacağız. Şimdi burada sıralamayı gösteriyorum bak. O-ring var, yay var, bu var. Bunu şöyle takan ablumun gazları var. Şu şekilde takıyor adam ya. Ümidim bu şekilde takılsa ne olur sence? Ezilir. Ya bu şekilde çıktı ya birkaç tane. Acaba senin birader de mi böyle takar? Ama o bunları öğrendi o artık motor indirmeye kadar gitti. Aynen o kadar. 5. seviyede kadar mı? Evet. Bak bunu böyle arkadaşlar. Bunu tekrar göstereyim. Şu. Püf nokta. Basit püf noktalar veriyoruz. Bunlar aspirin bilgiler arkadaşlar. Aspirin bilgiler diye bir kanal var. Orada da böyle bilgiler veriyor. Bundan sonra biz de aspirinden başlayacağız. Ondan sonra antibiyotiğe doğru geçeceğiz. Çünkü insanlar önce aspirin verecek, sonra antibiyotik verecek. Aynen. Direkt biz antibiyotiği veriyoruz. İnsanlar ne yapıyor? Vitaminsizlikten gidiyor. Niye? Fazla antibiyotik karaciğer enzimlerini
düşürür, öldürür. B vitaminiyle beraber alman lazım. Böbreklerde sıkıntı oluyor. Böbreklerde de sıkıntı oluyor. Fazla antibiyotik iyi değil. Zaten koronadan sonraki bir hap kullandırdılar ya, 3 tane 5 tane üst üste atma. Kimisinde yan tesir yaptı, kimisinde iyi geldi. Erken öldürdü. Erken öldürdü. Bende de mesela uykusuzluk yaptı. Ondan sonra çok video atmaya başladım. Uyuyamıyorum. Sabaha kadar video atıyorum. Sırf o korona haplarının yüzünden. Böyle de bir durum var. Şimdi burayı sıktık arkadaşlar. Yağımızı koyacağız. Yağımızı koyduktan sonra arkadaşlar ne yapacağız? Motorumuz ne oldu? Yıllık bakımı yapıldı. Ya böyle bir şey mi var yani? Zahmetsiz iş yani. Yıllık bakımı yapıldı. Ne oldu? Orijinal yağsını boşalttık. Yerine Zotul'un yağsını koyduk mesela. Böyle de bir durum oluştu arkadaşlar. Kısa bir ara veriyoruz. Aküsünü de şarja bağlayacağız. Motorumuz 2023-24 model PCX arkadaşlar. 2000 yıldan dolayı yıllık bakıma geldi. Çünkü garantisi doluyor. Motoru alıyorsun, binemiyorsun. Bir müddet sonra garantisi doluyor. Ne güzel İstanbul'la motora binmemişim, kilometre yapmamışım. Ne oldu? Yıldan dolayı garantisi doldu. Ya böyle bir saçmalık mı var? Kilometre yapmadık. Ama burada olay ne arkadaşlar? PCX olmasından PCX'te sıkıntı oluşmuyor. Ama bu başka bir motor olmuş olsa sıkıntı. PCX'te sıkıntı olmuyor arkadaşlar. Şöyle bir koruma demiri, takozu vesairesi var. Normal demiri vesairesi var. Şimdi yağımızı dolduracağız arkadaşlar. Yağ çubuğundan da bakacağız ve motorumuzu asfaltla tanıştıracağız. Motorumuzun yıllık bakımını yapmış olacağız arkadaşlar. Böyle seneden dolayı, yıldan dolayı bakım isteyen motorlarınız varsa gelin arkadaşlar. Ücretsiz yıllık bakım yapıyoruz. Sadece yağ ücret alıyoruz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Evet arkadaşlar, motorumuzun yıllık bakımı yapıldı. Şu an asfaltla tanıştıracağız. Motorumuz 2022-23 model PCX. Şu an 50 kilometrede, hatta 52 kilometre oldu arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar, takipçimiz Kırşehir'den geldi. Evet. Bizi nereden gördük? Ruhi Usta'mı ben sosyal medyadan gördüm. İşin aslı, ben Honda bayisine gitmeyi düşünüyordum. Ondan sonra videoları seyrettikten sonra yani Ruhi Usta'ma getirip bakım yaptırmak istedim. Motor 50 kilometrede, garantisini yaktın şimdi, nasıl olacak? Garantini yakarım diyorlar ya. Garantini yaktılar. Garantilik pek bir şey durumumuz yok herhalde. Ben Allah'ın izniyle sizden de memnunum ben. Diyeceklerim bunlar. Bir seneyi doldurunca zaten garanti dışı kalıyor. İstersen 0 kilometre de olsun. 2 yıl, 1 yıl. İşte diyorlar 6 ayda bir bakım vesaire. Şimdi biz burada prosedür gereği bekleme süresinden dolayı yağsını değiştirdik. Evet. Ama bundan sonra tekrar bir 1000 bakımında tekrar değiştirmeye gerek yok. Bu sefer 4000 kilometrede bir yağsı değişecek. Zaten Honda PCX arkadaşlar kolay kolay sıkıntı açan bir motor değil. Motorumuz orijinal. Şimdi arkadaşın gelme nedenlerinden birisi arıza lambası yanmıştı. Bir de akü lambası yanıyordu. Şuradaki arıza lambamız, şu lambamız yanık kalıyordu. Onu da söndürdük. Akü lambası da söndü. Şurada bir akü lambamız var. Kırmızı lamba var. Şöyle baktığımızda şimdi yanmıyor. Şimdi bunlar neden yanıyor arkadaşlar? Motorumuzu uzun süreli binmediğimiz zaman, beklediği zaman akü zaten takılı. Belli bir süreyi doldurunca otomatikmen beyin arıza algılıyor. Ondan dolayı yanıyor. Bir şey olduğundan değil, ama biz onları işte bunları servislerde bilgisayara takıp falan söndürüyorlar. İşte oradan bir rant elde ediyorlar. Biz bunları bilgisayara takmadan kendi ekranını bilgisayar olarak kullanıyoruz ve o şekilde söndürdük. Şu an motorumuz da gayet güzel bir şekilde girdi. Şimdi arkadaşlar hani diyorlar ya işte fırsatçılar vesaire şudur budur. Şimdi arkadaş bu motoru mesela 145 bin lira almış. Motor 50 kilometrede. Üzerinde ne var? Kafka çanta var, koruma demiri var, tur camı var, bilmem şu var, bu var. Yani normal, çok da uygun almış. Ben de dedim 150 liraya ben sayarım dedim mesela. Ne yaptım? Honda Forza'yı vermeye kalktım. Üste 100 lira ver dedim, al Honda Forza'yı al dedim mesela. Yani burada asıl yaptığımız konu şu arkadaşlar. Şimdi bu tarz motorlar aldığımız zaman, yani diyoruz ya, bindikçe kar ettiren, hem biniyorsun hem kilometre yapıyorsun hem de zarar etmiyorsun. İşte bu Honda'ların farkı bu arkadaşlar. Mesela bir usta olarak biz mesela ne yaptık? 150 liraya almaya kalktık mesela adam motorunu. Niye? Hem 5 lira kar yapmış oldu hem de bindiği yanına kar kaldı. Veya pişman olduğunu düşün. Ya ben bunu nereden aldım demiş olsa bile yine zararı yok. İşte Honda'nın farkı bu arkadaşlar. Bu farkı herkes anlayamaz. Bu farkı ne zaman anlarız arkadaşlar? Yanlış bir motor aldık. Farklı bir marka.
Atıyorum 150 liraya 200 liraya aldın, 200 lira 300 lira para saydın. Yarın bir gün ola ki bir paraya sıkıştın, 50-100 lira zarar etmek zorunda kalıyorsun. Ama Honda'da o yok. Biniyorsun yine kârdasın. Şimdi bu arkadaş bu motora binse, 10.000 kilometre yapsa bu motor yine 150 lira. Fark eden bir şey yok. Mesela bak bu Forza 15.000-16.000 kilometre de yine 250 lira. Her zaman 250'si dar. Ha şimdi burada şunu diyebilirsiniz. Ya işte Forza'nın yenisi 140 lira, 240 lira, çantalısı işte 250-260 lira fark etmiyor arkadaşlar. Biniyorsun 200, ikinci elde aynı parayı yapıyor. Ama bunu bir başka bir markada bunu bu şekilde yapmıyor. Buradaki de başka markaların prim yapmamasının en büyük nedenlerinden biri de şu arkadaşlar. Servis A, yedek parça A yok. Parça bulamıyoruz. İş yaptıracak servis bulamıyorsun. Mesela bugün biz 2-3 tane PCX'in işini yaptık. 50-100 bin kilometredeki bir PCX'in bile parçasını hala bulabiliyoruz yani. Şimdi bu da çok önemli. Ya diğerlerinde de işte internete gir, şurada var, bu sitede var, şu sitede var. Böyle bir şey yok arkadaşlar. İnternetten şuradan buradan aldığınız parçalar orijinal değil. Yan sanayi çakma parçalar. Bunlar da düzen tutmuyor. Biz şimdi servisimizde hep orijinal kullanıyoruz. Mesela az önce belki bir video attım veya sonra atacağım. Bak arkadaş buna mesela ne yapmış? Yan sanayi statör almış. PCX'e ne oldu? Yan sanayi statör yandı. 3,5 milyarlık parça çöpe gitti. Ne yaptı? Her yeri kısa devre yaptı. Mıknatısı hızı, manyetoyu bozdu. Onu bozdu. Yetmiyor gibi ben yağ pompasının aparatını da bozdu. Ama yine de motor ayağa kalktı. Niye ayağa kalktı? 10-12 lira, 10 lira para harcadı. Motoruna hala biniyor. Ama bugün bir başka bir farklı bir marka motor olmuş olsa binmez. Şimdi burada bir de konudan konuya geçiyoruz. Mesela TVS Jupiter. Şimdi ben niye konudan konuya geçiyorum? Adam lastik değiştirmiş. Ne güzel. Fakat takan adam lastiği ters takmış. Şimdi burada ne diyor arkadaşlar? Mesela rotasyon front level, real level. Front ön demek, real arka demek. Bunu diyor arkaya takarsan ok işareti böyle dönecek şekilde dar. E peki böyle geri geri gider. Front ne demek? Öne takarsan ok işareti böyle döner diyor. O zaman bunu ön lastik gibi takmış. Ters taktığı için lastiğin dişleri bitmiş. Artı motor bak sıkıyor bak. Bir yerde sıkıyor, bir yerde bak sıktı. Bir yerde de bırakmaya çalışıyor. Yani bunu söküp takarken fren balatasını vesairesini bozmuş. Yani böyle bir durum var. Neyi nereye yaptıracağımıza dikkat edeceğiz. TVS Jupiter de fena bir makina değil ama işte bunlarda da yapılan işçilikler motorlarda farklı sorunlar oluşturuyor. Bunda da şöyle bir rodaj yağ, filtre vesaire değiştiriyoruz. Süleyman Usta'm işlemi aldı. Yani buradaki asıl mesele nedir arkadaşlar? Her motor her yerde yapılmıyor. Böyle bir durum var. Ve bu işi öğrenmek isteyen arkadaşlar da bizim kanalımıza abone olup katıl butonuna basarak katılıp usta eğitici seviyeleri satın alıp oradan ustalık öğrenmeye çalışsınlar. Yani ya para verip kursuna gideceksin ya da para verip internetten, YouTube'dan ücretli videoları seyretmek zorundasınız. Niye? Emeğin de bir bedeli var arkadaşlar. Hoşça kalın, dostça kalın.